Merhaba, eğitimimizin birinci atölyemiz. Merhaba, ben Kentin. Merhaba, adım Sena Akçaylı, elektrik elektronik birinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba, Samet Çırakoğlu, ben inşaat mühendisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Ceren Özben, elektrik elektronik mühendisliği hazırlık sınıfı. Merhaba, ben Mahfuz, elektrik elektronik üçüncü sınıf. Ben Mithat Efe, bugün elektrik elektronik mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Merhaba, ben Çağlar, bu sene ODTÜ kimya mühendisliğini kazandım, şimdi hazırlık okuyorum. Peki, neden otur? Çok iyi görünüyor. Her şey vardı arabalarda. Çok altı kumar. Neden oturum? Ben formüle ve arabalarla çok işin dışı bir insanım. O yüzden geldim buraya. Otrobot çünkü yaptığı çalışmalarla ve çıkardığı projelerle gerçekten hem Türkiye'de hem de dünya çapında yarışıyor. Arzum ve Robotik Kolpan'a vesaire ilgim var. Gülsen bu şey kısmı çok kullanıyor Robotik Kolpan'ında. Burada hem eğitimlerden yer almak hem de takımlara katılıp olan projede geliştirmesine katkı sağlamak için. Çünkü robotiğe hafiften ilgim vardı ve böyle bir alana yoğunlaşmasam mesela dronlar, formüle falan istemesem de küçük bir alt takımından başlayıp istediğim takıma gidebileceğimi falan düşündüm. O yüzden beni açtım. Topluluğa geldim çünkü geçen seneden beri hazırlıkta okudum. Teknik bir topluluk arayışı içerisindeyim. Meslekle alakalı kendimi geliştirmek istiyordum. Bunun için topluluğu çok faydalı gördüm. Bunun için geldim. Ben Formula Racing takımını uzun zamandır takip ediyordum sosyal medyadan da. Buraya geldiğimde de takıma katılmak istedim. O yüzden eğitimlere katıldım. Anlatan da sahne çok iyi anlatıyorum. Ben memnunum açıkçası. 2 haftadır online olarak aldığımız ödevlerin uygulamasını yaptık bugün. O yüzden çok verimli geçiriyorum. İlk eğitim olması izlenimi de çok güzeldi benim için ve gerçekten böyle yazılım alanında veya da bu sensörler vesaire öğrendik. Çok iyiydi. Benim aldığım kesinlikle, öncesindeki derslerden, sonrasındaki atölye çalışması güzel. Eğitim koçlarımızın ilerledi, böyle uygulamalı olması güzel. Bence belirli bir eğitimdi. Genellikle eğitim temellerden başlayarak en temelini öğrendik. Eğitimleri diğer eğitimlere göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar daha özel, az kişilik gruplarla çok ders yapıyor. Yani gün içinde birden fazla ders falan yapabildiği için güzel oluyor. Bugünkü eğitim güzeldi. Genel olarak sensörleri öğrendik. Onun dışında Arduino'nun temel işleyiş mantığını öğrendik. Bence faydalı bir eğitimdi. Eğitimler falan da gayet güzel gidiyor yani. Atölyeyi çok beğendim açıkçası. Güzel. Beklediğimden daha iyi çıktı. Yani hocamız çünkü. Çok iyiydi hocam. Çok iyiydi hocam. Evet. Bence bayağı iyi anlattı. Bayağı iyi. Bu gerçekten güzeldi yani. Şey varsa, LED varsa, var zaten. Merhabalar, bugün yanımızda eğitim koçlarımızdan Ceren var. Ceren bugün atölyesinde ikinci günde eğitim veriyor. Ceren, eğitimler nasıldı sence? Bence bayağı güzel gidiyor. İki gündür çok fazla insan geliyor. Biz mesela derslere 5-6 kişi diye umuyorduk ama 10-12 kişiye kadar geliyorlar. Ve hepsine de alet edevat verebiliyoruz yani. Bence öyle gayet güzel gidiyor. Peki çok yoruluyor musunuz? Evet, çok yoruluyoruz bence. Dün de ben 3-4 saat durmuştum ve sürekli aynı şeyi anlatınca bazen yorucu oluyor ama insanlar değişiyor, farklı sorular geliyor. O yüzden güzel yani. Bence. Değiyor yani. Aynen. Çünkü biz de geçen sene bu eğitimlere gelmiştik. Şu an bizim çok güzel. Tamam, burada Meta var, Meta eğitim koçumuz. Meta yarışın yok eğitimiz hakkında. Bence çok iyi. Özellikle anlatan, çok iyi anlatıyor, güzeldi bana. Yani anlatan çocuk bayağı iyiydi. Bence güzeldi, verimli geçti. Öyle mi? Evet. Bir dahaki eğitimlerle yine sen evet, devam edeceğiz. Meta'yı çok gördüm. Evet. Yaparken kullanıyoruz. Mesela direncimle LED'imi bağlarken direncim... Yanımda eğitim koçumuzdan Burak var. Burak, eğitimlerimiz nasıl gidiyor? Ne düşünüyorsun? Eğitimlerimiz, ben alıyorum. Şu an için çok iyi gidiyor. Yeni başlayan arkadaşlarımıza en baştan bir eğitim veriyoruz. Üstten öğrendiklerimizi alta iletiyoruz. Onlar da kendinden sonra gelecek nesillere iletecek. Bu şekilde döngü tamamlamış olacağız. Şu an için bence güzel. Bir sorun yok. Bomba gibiyiz değil mi? Çok iyiyiz. Çok iyi.